Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başı çektiği geniş bir güruh, Gezi olaylarının arkasında faiz lobisinin olduğunu, bu faiz lobisinin de borsa spekülatörü George Soros'un bulunduğunu iddia ediyor. Bunu duyan sokaktaki AK Partili sıradan vatandaş da Gezi olaylarına katılan, destekleyen herkesi şeytan gibi görmeye başlıyor. Gezi olayları hakkında karar açıklandıktan sonra gözler Soros'la bağlantısı olduğu iddia edilen isim özellikle Osman Kavala'daydı. Kavala önce beraat etti, sonra 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tekrar tutuklandı. Anlayacağınız suç uyduruldu. İşin ilginç yanı davaya bakan tüm hakimler hakkında da soruşturma açıldı. Yani nefret çok büyük. Peki gerçekten de Osman Kavala Sorosçu mu? Ya da Soros Kavala aracılığıyla Türkiye'de ayaklanma başlatıp iktidarı devirmeye çalışmış olabilir mi? Bu arada George Soros için kullanılan spekülatör kelimesinin Türkçe karşılığının vurguncu olduğunu anımsatmak isterim. Merhaba. Bu konuyla ilgili Gezi olaylarından hemen birkaç gün sonra 28 Haziran 2013'te düzenli yazılar kaleme aldığım Bursaport.com sitesinde Erdoğan Soros'u tanıyor mu başlıklı bir yorum yazmıştım. Şöyle demiştim o yazımda. Bloomberg.com adlı sitede yer alan haberi okuyunca yıllar önce Soros'la ilgili medyamızda çıkan haberler geldi aklıma. Yıllar önce dediğime bakmayın. Yani bundan yaklaşık 7-8 yıl öncesine götüreceğim sizi şimdi. Yazıyı kaleme aldığımda 7-8 yıl, yani şimdi 14-15 yıl olduğunu da hemen eklemeliyim. Soros'la ilgili kaygı dolu ilk yazıyı Türkiye'de Can Dündar yazmıştı. O yazıyı aradım ama bulamadım internette. Dündar o yazıda Soros'un yatırım yaptığı her ülkenin daha sonra iç karışıklık yaşadığı konusunda uyarılarda bulunuyordu. Bazı kesimler tarafından şeytanın oğlu olarak da adlandırılan ve esas işlevi borsa spekülatörlüğü yani vurgunculuk olan ünlü yatırımcı ve Soros'un fon yönetiminin başkanı George Soros'u Türkiye'de yatırım yapması için davet eden kim biliyor musunuz? Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. 14 Haziran 2005'te George Soros'u kendi makamında kabul eden Erdoğan, Macar asıllı Amerikalı Yahudi iş adamını yatırım yapması için ülkemize davet ettiğine dair haber ajanslardan medyaya yansımıştı. Haberi geçen ajans İHA, yani İhlas Haber Ajansı Ankara temsilciliği. Başbakan Erdoğan, ünlü yatırımcı Soros'u kabul etti. Başlık aynen böyleydi. Can Dündar köşesinde Soros'u deşifre ettikten sonra da ilk röportajı yapmak zorunda kalan ilk gazeteci de yine kendisi oldu. Dündar röportajı yapmaya gönül rızasıyla mı gitti yoksa kerhen mi bilemiyorum ama iki bölüm halinde yayınlanan röportajda söylenenler bugün yaşananlara ışık tutacak ayrıntılar taşıyordu. 12 Mayıs 2005 tarihinde Can Dündar'ın sorularına açık yürekli yanıtlar veren Soros'un sözlerini kullanarak AKP İslami bir ülkenin en demokratik partisi başlığını atmıştı Milliyet gazetesi. Bakar mısınız tanımlamaya? AKP yani AK Parti İslami bir ülkenin en demokratik partisiymiş. Kim diyor bunu? Soros. Kim? Bugün AK Partililerin nefret ettiği isim, borsa vurguncusu. O tarihte AKP ve Erdoğan'a nasıl da gaz vermiş borsa baronu, sinsi kurt Soros değil mi? O röportajı okumak isterseniz videonun altındaki açıklama kısmında tüm linkleri de ekleyeceğim. Nerede devrim var Kızıl Milyarder orada başlıklı 13 Mayıs 2005 tarihinde yayınlanan röportajın devamında yani ikinci gününde Can Dündar'ın sorularını aynı dürüstlükle yanıtlamaya devam eden Yahudi asıllı borsa spekülatörü yani vurguncusu Soros amca Can Dündar'ın diktatörler sizden korkuyorlar. Çünkü siz gelince onlar devriliyor. Değişimi tetikliyor musunuz? Yoksa kokluyor musunuz? Şeklindeki soruya şöyle yanıt veriyor. Değişim halktan gelmelidir. Elbette vakıflarımızın demokrasi talebine katkısı olabilir. Ama halk desteklemedikçe hiçbir işe yaramaz. Bu açıklama üzerine Can Dündar ama muhaliflere para vererek değişime ön ayak oluyorsunuz diyor. George Soros bu açıklama yani bu soruya karşılık hayır ben değil oranın halkı ön ayak oluyor. Biz onlara destek veriyoruz diye karşılık veriyor.
Tam da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet ettiği konulara ta 2005'te değinmiş Soros amca, değil mi? Diktatörlere karşı ayaklanan, halkı destekleyen bir borsa spekülatörü. 2005'te 75 yaşında olan bu adam bugün 90 yaşında. Peki bu adamı Türkiye'ye kim davet etmiş ve onu makamında kim konuk etmişti? Elbette dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Dananın dananın dananın. Kim davet etmiş? Bugünün mutlak muktediri, tek adamı, Türkiye'nin halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı, AK Parti genel başkanı, yargıyı, orduyu, emniyet teşkilatını, medyayı değil elinde iki dudağın arasında tutan, yandaşları tarafından reis ve dünya lideri namıyla andığı Erdoğan. O tarihlerde Erdoğan'ı uyaran kimse olmamış mı derseniz, olmuş tabii. İşte onlardan biri gazeteci Güngör Uras. Uras 22 Haziran 2006'da Milliyet gazetesindeki köşesine yer alan "Ben Soros'tan korkarım" başlıklı yazısında şöyle bir uyarı yapmıştı. Açık Toplum Enstitüsü etrafında topladığı entelektüeller, yazarlar, çizerler, üniversiteler ve ülke politikasına şu veya bu görüş yanlılarına destek vermeye başlarsa alınız başınıza kocaman bir belayı. Soros'un pozisyon alma hakkı var da benim yok mu? Benim pozisyonum belli. Ben Soros'u sevmiyorum. Türkiye'deki ilişkilerini yanlış ve zararlı olarak değerlendiriyorum. Bunun için Soros'tan korkuyorum. Ama benim Soros'u sevmemem ne yazar? Soros sevenler o kadar çok ki, bakınız şu kriz döneminde AB'den, ekonomiden, enerjiden sorumlu anlı şanlı bakanlarımız Soros'ta yemek yiyebilmek için Ankara'yı bırakıyor, koşa koşa İstanbul'a geliyor. Güngör Uras AKP iktidarını, bakanlarını ve elbette Sayın Erdoğan'ı kibarca ve çok basit ve açık bir dille uyarmış. Bugün olduğu gibi Erdoğan o gün de kimseyi dinlemediği, kimseyi takmadığı için bu uyarı da havada kalmış elbette. Şimdi gelelim bugüne, yani günümüze. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı olaylarının arkasında dış güçler olduğundan avazı çıktığı kadar şikayet ederken adres olarak faiz lobisini göstermişti. Yani uluslararası borsa simsarları, borsa spekülatörlerini. Bu faiz lobisinin çıban başı olarak da karşımıza kim çıkıyor? Elbette Soros. George Soros. Soros amca. Az önce de vurguladığım gibi Dündar'a verdiği röportajında ne diyordu aksaçlı, sinsi, gülüşlü Soros amcamız? Değişim halktan gelmelidir. Elbette vakıflarımızın demokrasi talebine katkısı olabilir ama halk desteklemedikçe hiçbir işe yaramaz. Yani Soros amca demek istiyor ki bir sıkıntı olacak ve o sıkıntı olursa biz de yarayı kaşıyacağız, kaşıyıp iltihap olacak ve sonra ne ola ki? Halk ayaklanması, olmadı darbe. Darbe mi? Nasıl yani? Darbeyi kim yapacak ki? Ordu, generaller, peki ya askerlerin böyle bir niyeti yoksa? O zaman niyeti olan subayların önü açılmalı. Onlar üst rütbelere taşınmalı. Ve 15 Temmuz darbe girişimi. O generallerin, paşaların önünü kim açmış? Onların rütbelerini kim yükseltmişti? Hı, duyamadım. Kim? Efendim kim? Erdoğan mı dediniz? Evet, doğru bildiniz. Benden bir adet çalarlı kol saati kazandınız. Güle güle kullanın. Peki George Soros'u ülkeye yatırım yapmak için davet eden Erdoğan, kabul. Gezi Parkı olayları ilk başladığı gece, yani yara kaşınmaya, kanamaya başlamadan, henüz küçük bir sivilceyken, apse yapmadan daha o gece Gezi Parkı'nda toplanan 50-60 kişilik gruba sabah ezanına müteakiben saldırı emrini kim verdi? Kim? Soros mu? Acaba Soros'un adamları İstanbul Valiliğine, Emniyet Müdürlüğüne sızmış olabilir mi? Ne dersiniz? Ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dozer ve kepçelerini ağaçları sökmek için Gezi Parkı'nın önüne gönderen Soros muydu? Veya 19 Haziran 2013 Cumartesi günü ben de oğlum Tarık'la birlikte bulunduğum Gezi Parkı'ndaki o son gün, 19. gün akşam ezanına müteakiben başlayan Gezi Parkı ve Taksim müdahalesi emrini de Soros vermiş olabilir mi? George Soros'un hem İçişleri Bakanlığı'na hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tabii ki orada toplanan kalabalıklara etki edebileceğine inanmıyorsunuz gerçekten, değil mi? Ya da Osman Kavala.
Sorosu için şeytanın oğlu dediysem mecazi anlamda dedim. Gerçekten tüm bunları yapabilecek kudrete sahip biri olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Zira benim gibi yüz binlerce kişiden oluşan sıradan insanların, sıradan vatandaşların halkı meydanlara çeken polisin orantısız güç kullanımı ve dönemin başbakanı Erdoğan'ın kendini halkın üstünde görme çabası ve inadından gayrı başka bir şey değildi. Bakın çok açık net söylüyorum. Taksim meydan, evet, boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir. Varsayalım George Soros'un bu işlerde parmağı var. Eğer Erdoğan Gezi Parkı'nda eylem yapan vatandaşların yanına gidip ben de sizinle ağaçları koruyacağım, başbakan olarak sizi destekliyorum deseydi, soruyorum, böyle bir şey yapsaydı ne olurdu? Gezi olayları bu kadar büyür müydü? Yoksa her şey tatlıya bağlanıp konu kapanır mıydı? İyi ama Başbakan Erdoğan o emirleri kendisinin verdiğini itiraf etmemiş miydi? Yoksa Erdoğan ve Soros... Yok canım, o kadar da değil. İyi de ne peki ne? Ortada çok basit ve rahatlıkla tedavi edilebilecek bir yara varken yanlış tedavi uygulayarak George Soros gibilerine fırsat yaratırsanız ve üstelik bu insanlara ortam hazırlarsanız faiz lobisi bizi yıkmaya çalışıyor demeniz ne kadar samimi ve ne kadar inandırıcı olabilir? Daha önce buradan defalarca sormuştum, defalarca anlatmıştım. Bir daha soruyorum. Hangi AVM, hangi kışla, hangi siyasi kariyer insan hayatından daha değerlidir? Uğratılan maddi zarar belki bir şekilde telafi edilecek. Ya sakat kalanların kaybolan uzuvları, ölüp giden canlar, ya polisimizin halk nezdinde tükenen itibarı ve güveni, olanlara bakınca söyleyecek tek bir şey kalıyor. Kendi düşen ağlamaz. Bugün yaşadığımız her türlü kaybın tek bir sorumlusu var. O da miting meydanlarında tekrarladığı arsız yalanlarla seçmenlerini kandırmaya, kışkırtmaya devam eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Bunu ben demiyorum. Ne yazık ki kendi yaptığı ya da yapamadığı icraatları ve söyledikleri her şeyi apaçık kanıtlamaya yetiyor. Kanıtlamıyor mu? Yalan mı? Siz hala dış güçler yalanına mı inanıyorsunuz? İyi de yıllar önce ne demişti Sayın Erdoğan dış güçler hakkında? Ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz, işte yabancılar deriz, şu deriz, bu deriz. Yani bazı onlara isimler de buluruz ve bunlar sebebiyle işte biz ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz, beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da olabilir. Ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar veremez. Ha işte ben de bunu diyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez. Peki o zaman vücudun içine virüsü kim soktu? Nasıl girdi bu virüs? Önce bir virüsü tanıyalım. Bu virüsün adı Soros. Kim çağırmıştı? Kim? Söyleyin hadi kim? Erdoğan doğru mu duydum? Ya taraf olursun ya da bertaraf olursun. Ya bizdensin ya da onlardan diyerek toplumu ikiye bölen, bünyeyi zayıflatan, virüslere karşı dirençsiz bırakan kim? Efendim kim? Duyamadım. Duyamıyorum. Kim dediniz? Çekinmeyin hadi söyleyin kim? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkasını düşünemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Tabii ya. Ah Kılıçdaroğlu ah. Başımıza ne geliyorsa hep senin yüzünden. Neyse. Şaka bir yana siz hala neden başımız bitten, kıçımız itten kurtulmuyor umarım anlamışsınızdır. Ne demiş atalarımız? Sen eşek kalmaya razı olduğun sürece sırtına semer vuran da çok olur. Daha sonra anırmak işe yaramayacak. Çünkü sırtındaki semerden kurtulmaya çalışmadıkça Süleyman gider, Recep gelir. Recep gider, Babacan gelir. Haydi hayırlı tıraşlar.